Martina! Fadil abla, Mahmut abi gelemez. Onları jandarma götürdü. Jandarma mı? Ne için götürdü? Dün çarşıda kavga çıktı sosyal faşistlerle. Kimlerle? Ya Cahit abigillerle. Mahmut'a bir şey oldu mu? Ya valla bilmiyorum. Çoğunları yaralanmış diyoruz. Ama da bir reis beyler girmiş. Onu bırakmaları için. Fadil abla. Ben size dedim 15 gün E olsun 15 gün F. Ben yapacaktım size. Sekler insanlar. Ya bu adam dünden beri susmadı. Tamam emin yeter. Neticede bunların hepsi çoluk çocuk sayın komutan. Siz bir büyüklük yapın da bunları mahkemeye sevk etmeden halledelim. Çoğu şehrimizin önde gelen ailelerinin çocukları. Ne zannediyor bunlar? Buradaki soytarılar da büyük şehirlerdeki elebaşıları da. Ne zannediyorlar kendilerini ya? Devrim yapacaklarmış. E yapıldı zaten. Sosyalizmi getireceklermiş. Allah Allah. Ulan iyi bir şey olsa niye getirmesin devlet? Çok doğru efendim. Boş bir macera işte. Değil mi? Hiç. Boş bile değil efendim. Macera işte. Bütün iyi şeyleri getiriyor mu devlet? Çok masraflı değilse evet. Vallahi yüzünüzdür diye söylemiyorum. Çay şahane. Güner Bey soğutmayın isterseniz. Soğutunca kıymeti kalmıyor. Evet, çok güzel. Çayın da en iyisini getirtmişsiniz. Kendiniz içiyorsunuz. Güner Bey, şekerini iyice bir karıştırın. Sonra dibi çok fazla tatlı oluyor. Ağzımızın tadı bozulmasın. Ya işte böyle yani. Malum bizim buranın şekeri biraz sert oluyor. Demek kütüphane müdürüsünüz. Evet. Ne tür kitapları okutuyorsunuz millete? Henüz hiçbir kitabımız yok. Güzel. O zaman endişelenmeye gerek yok. Orayı siz bile idare edebilirsiniz. Ama çok kısa zamanda çok kitap toplayacağız değil mi Güner Bey? Kütüphane bu. Herkes yardımcı olur böyle bir şeye. Tabii tabii. Neyse bu seferlik affedelim. Ama bir daha bu şekilde karşıma gelirlerse onları kimse kurtaramaz. Anlaşıldı mı başkan? Anlaşıldı komutan. Anlaşıldı. Sağ olun var olun. Sağ olun. Hadi biz kalkalım o zaman. Evet. İyi günler. Bunun hesabını vereceksiniz. Nasıl siz vereceksiniz? Susun bakayım. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Hadi dur herkes evine. Hadi. Güner abi en çok beni dövdüler. Yazıyı ben yazmışım ya. Yok biz de biraz dövdüler. Emin senin ne işin var? Anarşistlere yazdın. Ulan şerefsiz. Senin ne işin var lan yazıyla mazıyla? Baba yapma arkadaşların yanında. Arkadaşların he arkadaşların çok temizdir. Baba yapma ben dernek başkan yardımcısıyım. Bir eşit bir eşit eşit ol eşit. Ne işin var lan senin burada? Hadi işinin başına. Hadi. Ne demiş Süleyman Demirel? Değil mi Sayın Süleyman Demirel? Tele kutu vardı da biz başmadık değil mi? Yaptı bu. Bir gün Amerikan turnesindeyiz. Amerikan turnesinde Elvis geldi. Elvis Presley biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Bak böyle biliyoruz biz. Elvis daha kızan o zaman. Daha müzik alakası yok. Abi dedi kutumu aç dedi. İngilizce dedi. Open the kutu dedi. Bak istiyor bana. Abi dedim açtım. Gitar çıktı ona. Hemen başladı şu. Abi dedi bana. Abi dedi bana. Abi dedi bana.
vefa yok mu? Şimdi tamam, yeter bu kadar. Yeter bu kadar dalga dümen işleri. Hacı abi, açtırma kutuyu dediğini açtırmadım. Onu verdim, bunu verdim. Daha ne vereyim? Bir tane olmaz, bir şey daha ver ya. Ver, 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 ver. Sana ver o zaman fırını vereyim. Al git Aygaz fırını be ya. Allah! Tamam, kabul ediyorum, kabul ediyoruz abi, tamam. Emin, içeride gerçekten Deniz kız var mı? Nerede? İçeride mi? Yok, ben bilmiyorum. Ben de kutuya bakıyordum. O şişman kişi kutuyla ilgili şey yapıyor. Ona ben yani, çünkü bunları ben bakmam. Çünkü Deniz kızı güzel değil. Çıplaktır. Hem yarısı balıktır. Ya balık kokarsa? Öyle değil mi? Burada pamuk kalma şeysi var, toplar var. Oraya bakalım bence. Değil mi Güner abi? Ben de o... Hadi bakalım. Bayanlar, baylar, abiler, ablalar. Atlantis memleketinden bir ay rapor alarak memleketimize ziyaret maksadıyla gelip sırf sevdiğinden geçici bir süre olarak kumpanyamıza katılan gerçek harbi deniz kızı işte bu çadırın içinde. Evet bayanlar, baylar, abiler. Hay maşallah. Bu resmen çok zayıf, ben beğenmedim. Hocam deniz kızı biraz butlu olur. Butlu olur. De hadi. Her şeyin bittiği yerde başlayan şehre bazen güzel şeyler de gelirdi. Ama hiçbiri uzun süre kalmazdı. Bence hiç yapma. Boya yap. Nasıl? Sen dur. Sen dur. Sen dur. Sen dur. Çeviriyorum. Tamam Emin, çevir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Sen de onu çevir. İlk boya kızımlar. Baba buraya mı boyayacağım? Buraya mı boyayacağım? Buraya mı? Tamamdır bu iş. Şükürler olsun. Yüce Allah'a şükürler olsun. Sen dur. Kurtuldu mu bu patlu komünist zaten? İstidattayı söylemiyorum. Hele. Hele. Eski başbakanlardan Profesör Nihat Erim, İstanbul'da yaz tatilini geçirmekte olduğu Dragos'ta teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. TRT muhabirinin Kartal Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Ali Hikmet Alp'ten aldığı bilgiye göre olay şöyle oldu. Nihat Erim, koruma polisi Ali Kartal'la birlikte saat 11 sıralarında... Arkamı öptü, koşarak eve gittim. Kaç kişi olduklarını gördünüz mü?